Merhaba arkadaşlar, bir ödev videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu hafta sizlerle iş konusunu işlemiştik. İşin özelliklerini, hangi durumda iş olduğundan bahsetmiştik. Gelin konumuzun ayrıntılarına birlikte göz atalım. Arkadaşlar, günlük hayatta bir şeyin iş olabilmesi için iki önemli şartımız var. Bunlardan bir tanesi kuvvetin uygulanması, bir diğeri ise bu kuvvet etkisiyle belli bir yolun alınmasıdır. Yani bir şeyin iş olabilmesi için kuvvetin ve yer değiştirmenin yani belli bir miktar yol alınmasının gerektiğini ifade edelim. Kuvvet birim olarak Newton birimiyle, yol yani yer değiştirmemiz birim olarak metre birimiyle, iş ise jül birimiyle ifade edilir. Sembol olarak bunları daha önce de biliyorsunuz. Kuvveti büyük F sembolüyle, yer değiştirmeyi yani yolumuzu X ile, işi ise W ile gösteriyoruz. Şimdi çok karıştırılan bir şey var burada arkadaşlar. Evet, kuvvetimiz için bir etki gerekiyor, bir kuvvet etkisi gerekiyor. 10 Newton, 20 Newton, 30 Newtonluk bir etki gerekiyor. Yol dediğimiz zaman 1 metre, 2 metre, 3 metre, 5 metre gibi birimler gerekiyor. İşin olabilmesi için de işte 100 joule, 200 joule, 300 joule gibi terimleri kullanıyoruz. Fakat bir şeyin gerçek anlamda iş olabilmesi için uygulanan kuvvetimiz ve yolumuzun varlığı yetmiyor arkadaşlar. Aynı zamanda kuvvetin ve yolun aynı doğrultuda olması lazım. Ne demek bu? Elinize bir çanta tutuyorsunuz. Bu çantaya sizin uyguladığınız kuvvet yukarı yönlü bir kuvvetken siz bu çantayla yatayda hareket ediyorsunuz. O zaman uyguladığınız kuvvet yukarı yönlüyken hareket yönünüz yatayda olduğu için siz fiziksel anlamda bir iş yapmış olmuyorsunuz demektir. Fakat uyguladığınız kuvvet ile hareket yönünüz aynıysa mesela hangi durumda? Eğer siz bir alışveriş sepetini kendiniz iterek hareket ettiriyorsanız, uyguladığınız kuvvetin yönüyle hareket ettirdiğiniz yani yer değiştirmenizin yönü aynı olacağı için burada bir iş yapılmıştır diyebiliriz. Gelelim doğru mu yanlış mı etkinliğimize arkadaşlar. Bunu da bir değerlendirelim sizlerle. Şimdi çeşitli ifadelerimiz var. Buna göre yorumlayalım. Fiziksel anlamda iş, cisme uygulanan kuvvete ve cismin kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesine bağlıdır. Tamamen çok net bir şekilde işin tanımı yapılmıştır arkadaşlar. Doğru bir ifadedir. İş uygulanan kuvvetle ters orantılı olarak değişir diyor arkadaşlar. Hayır, iş uygulanan kuvvetle ters orantılı olarak değil, doğru orantılı olarak değişir. Yani kuvvetiniz arttıkça işiniz de artacaktır arkadaşlar. Kuvvetimiz arttıkça işiniz de artacaktır. Yani yanlış bir ifadedir. Özdeş iki cisim aynı kuvvet etkisindeyken kuvvet doğrultusunda farklı yer değiştirmeler yapıyorsa yaptıkları iş değer de aynıdır diyor. Şimdi iki tane cismin aynı kuvvet etkisinde olup farklı yer değiştirmeler yapması, farklı işler yapması demektir arkadaşlar. Aynı işler değil. O yüzden ifademiz yanlış olacak. Alışveriş sepetini iten adam iş yaparken aynı adam duvarı ittiğinde iş yapmamış olur diyor. Şimdi alışveriş sepetini ittiğimizde arkadaşlar bir hareketimiz var ve bu hareket etkisinde bir yol alınıyorken biz duvarı ittiğimizde bir yol alamayacağız. O yüzden de bir iş yapmış olmayacağız. O yüzden ifademiz doğrudur. Sırtında çantayla aşağı doğru merdivenlerden inen çocuk iş yapmamış olur diyor. Şimdi sırtında bir çanta var. Bu çantaya uygulanan kuvvet yukarı yönlüdür. Merdivenden inme ya da çıkma eyleminin de yine aynı doğrultuda olduğunu bildiğimiz için burada iş yapmamış değil, iş yapmış olması
gerekir ifade yanlıştır. Burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz şey yön değildir. Yani aşağı ya da yukarı yönlü olması değil, doğrultunun aynı olması. Doğrultunun da ne olduğunu daha önce sizlere ifade etmiştim. Yatay ya da dikey doğrultudan bahsetmiştik. Yönlerle ilişkisi yoktu bu durumun. Bir cismin üzerinde yapılan işi arttırmak için uygulanan kuvvet ya da yer değiştirme büyüklüğü arttırılmalıdır diyor. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. İki tane değişken var ve ikisinin de artışı işin artmasına neden olacaktır. İş W sembolüyle gösterilip birimi jüldür, doğru bir ifadedir. Özdeş iki cismin farklı büyüklükteki kuvvetler etkisinde aynı yer değiştirmesi yapıyorsa işler farklı olur diyor. Farklı kuvvetler, aynı yer değiştirme, farklı işler demektir arkadaşlar. Doğru bir ifadedir. Yani kuvvetleri aynı, kuvvetleri farklı alıp yolları aynı aldığınızda ya da yolları farklı alıp kuvvetleri aynı aldığınızda bir yerde fark yarattığınız için işleriniz de farklı olacaktır. Televizyon izlemek, kitap okumak, fiziksel anlamda iş yapmak olarak değerlendirilmez arkadaşlar. Değerlendirilir ifadesi yanlıştır. Elindeki çantayı sallamadan yürüyen adam iş yapmış olur diyor. Burada önemli olan çantayı sallayıp sallamaması değil, çantaya uyguladığı kuvvetin yönüyle aldığı hareket doğrultusunun aynı doğrultu olması. O yüzden bu da yanlış bir ifade olacak. Gelelim boşluk doldurmalara arkadaşlar. Bir cisme uygulanan kuvvet, cismi kuvvet doğrultusuna yer değiştirme sağlıyorsa iş yapılmış olur fiziksel anlamda diyeceğiz. İş yapabilmesi için cismin nokta nokta yol alması gerekir. Kuvvet ile aynı doğrultuda yol alması gerekir. Kuvvet doğrultusunda yol alması gerekir. Cisme uygulanan kuvvet arttıkça cismin alacağı yol da artacağı için kuvvetin yapmış olduğu diyor. Ne olacak arkadaşlar? İş artacak. Yol arttığı için kuvvetin yapacağı iş artacaktır. Duvarı iten adam nokta nokta olur. Duvarı iten adam iş yapmış olmaz. İş yapmamış olur diyeceğiz. Sırtındaki çantayla yürüyen adamın çantaya uyguladığı kuvvetle hareket nokta nokta iş yapmaz. Şimdi sırtında ki çantayla yürüdüğü için çantaya uyguladığı kuvvet yukarı yönlü, hareket farklı yönde olduğu için, doğrultuları farklı olduğu için o yüzden iş yapmış olmayacak. Cisim kuvvet doğrultusunda aldığın yolun azalmasıyla kuvvetin yapacağı iş de ne olur arkadaşlar? Azalmış olur. Kuvvet azaldığı için azalacak. Fiziksel anlamda iş cismin kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesine bağlıdır. Ve son olarak iş kuvvet ve alınan yol ile doğru orantılıdır diyeceğiz. Gelelim örneklerimize, verilen kutucukların iş yapılıp yapılmadığını birlikte ifade edelim. Alışveriş arabasını iten adam aynı doğrultuda uyguladığı kuvvetle hareket doğrultusu aynı olduğu için iş yapmış olacak. Elindeki çantayla merdivene tırmanan kişi uyguladığı kuvvet yukarı yönlü, hareketin yönü yine yukarı yönlü olmuş olması ve doğrultularının yönlerinden ziyade doğrultularının aynı olması noktasında iş yapmış olacaktır. Gökyüzünden aşağı doğru düşen bir erkek arkadaşlar iş yapmış olacak. Neden? Çünkü bir kuvvet var yine. Gökyüzünün ona uygulamış olduğu ağırlığın doğrultusunda bir kuvvet var. İnme hareketi yaptığı için hareket yönüyle kuvvetimiz yine aynı yönde olacak. Kitap okuyan çocuk iş yapmış olmaz arkadaşlar ve salıncakta sallanan iş yapmış olacak. Neden iş yapmış olacak? Belki bu biraz kafanızı karıştırabilir arkadaşlar. Belli bir yörüngede bir hareket olduğu için
ve bir kuvvet. Yani siz burada çok bunu fark etmeseniz de hani kendinizi bir itme, bir ileri geri hareketiniz olduğu için uyguladığınız kuvvetin doğrultusuyla aldığınız yol yine aynı doğrultuda olduğu için iş yapılmış olacak salıncakta sallandığınızda da. Evet, iş var mı yok mu bunu bir bakalım. Diyor ki bize, birinci durumda duvarı iten ama hareket ettirmeyen adam, arkadaşlar duvarı itmiş ve hareket ettirmemiş ise burada iş yoktur. Bunun nedeni ne olacak? Cismin kuvvetinin olması ama bu kuvvetin harekete yetmemesidir. İkinci durumda alışveriş sepetini süren kadının hareket ettirmesi, burada iş vardır arkadaşlar. Nedeni de hem cismin uygulanan kuvvetle aynı doğrultuda hareket etmesidir. Evet arkadaşlar, bize bir bulmaca verilmiş. Gelin o bulmacamızın cevaplarını birlikte yapalım. Birinci sorumuz diyor ki, bir cismin uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmesi, bir numaranın cevabı iş olacaktır arkadaşlar. Fiziksel anlamda iş, fiziksel iş. İş ve kuvvetin arasındaki ilişki diyor arkadaşlar. Kuvvet arttıkça iş de artacağı için doğru orantılı bir ilişki vardır aralarında. Kuvvetin birimi diyor, kuvvetin birimi Newton'dur. Duvarı iten adam iş yapmış olmayacak, iş yapmaz diyebiliriz arkadaşlar. Halteri yukarı kaldıran adam dediği için, burada yukarı kaldırma işinde iş yapmıştır arkadaşlar. Ama yukarıda tutmuş olduğunu söyleseydi o zaman iş yapmış olmayacaktı. İşin birimi arkadaşlar Joule'dür. İşi etkilemeyen cisme ait madde miktarı durumuna biz arkadaşlar madde miktarına kütle diyoruz. Burada cevabımız kütle olacak, miktar dediği için madde miktarı. İşle doğru orantılı olan ve işe yönelik yer değişkeni ne olacak? Yol ya da yer değiştirme diyeceğiz. İşi etkileyen değişkenlerden bir tanesi arkadaşlar kuvvet ya da yer değiştirme, burada kuvvet olacak ve son olarak alınan yolun birimi arkadaşlar metre cinsinden alıyoruz yer değiştirmemizi ve yolumuzu, bunu da böyle ifade etmiş olalım. Bize bir uygulama verilmiş arkadaşlar. Bir halat çekme oyunu verilmiş. İki grubumuz var. A ve B grupları. Ve bize diyor ki eşit kuvvet uygulanmaktadır. Bu durumda iş yapılmış mıdır? Açıklayınız. Şimdi eğer eşit kuvvet uygulanılmışsa yolların durumu da eşit olacağı için burada bir hareket durumu ne olmayacaktır? Gerçekleşmeyecektir. O yüzden de iş yapılmamıştır diyeceğiz. Ama gruplardan bir tanesi daha fazla kuvvet uygulamış olsaydı, onların uyguladığı kuvvet yönünde yapılan hareket bize iş olarak ve kendini gösterecekti. Burada iş olmadığını görüyoruz. Bir başka sorumuz. Bu sorumuzda bize bir cisim verilmiş, K cismi. K cismine 5 Newton'luk bir kuvvet uygulanmış ve 3 metre hareket ettirilmiş. L cismine 5 Newton'luk bir kuvvet uygulanmış, 6 metre hareket ettirilmiş. M cismine 15 Newton'luk bir kuvvet uygulanmış ve 6 metre hareket ettirilmiş. Burada yapacağınız şey şudur arkadaşlar. Hemen iş formülünden yola çıkmak. Neydi işimizin formülü? W eşittir F, yani kuvvet çarpı yol ya da diğer bir ifadeyle yer değiştirme. Burada kuvveti yerine yazıyorsunuz 5, yolu yerine yazıyorsunuz 3 ve ne buluyorsunuz? 15 joule. Birinci durum için 15 joule bulacağız. Gelelim ikinci duruma arkadaşlar. İkinci durumda da 5 ile 6'yı çarpacağız aynı mantıkla. Yani 5 Newton'la 6 metreyi çarpacağız ve ne bulacağız? 5 çarpı 6'dan 30 joule olarak bizim buradaki işimizin değerini
bulacağız arkadaşlar. Üçüncü durumda da 15 ile 6'nın çarpımından burada yine 90 jüllük bir ne bulmuş olacağız? İş bulmuş olacağız. A şıkkı diyor ki arkadaşlar bize deney düzeneklerinde cisimlere uygulanan kuvvetin yapmış olduğu iş büyüklüklerini sütun grafiğini çiziniz demiş. Arkadaşlar burada sütun grafiğini çizmeniz için burada öncelikle benim yaptığım gibi işleri bulmanız ve K için işte 15 jül, L için 30 jül ve M için 90 jülü göstermeniz gerekiyor. Burada da bu şekilde gösterilmiş. Yani işlerin büyüklükleri bu şekilde sıralanına bilir. Buraya da tabii değerlerini yazacaksınız yine. Evet, gelelim sorunun ikinci kısmına. Diyor ki bize 1 ve 2 nolu deney düzenekleriyle ilgili tabloyu doldurunuz. Tekrar 1 ve 2 numaralı düzeneklere bakalım. Birinci düzenekte K var. 5 Newton'luk bir kuvvetle 3 metrelik bir yol aldırılıyor. İkincisinde de L var. 5 Newton'luk bir kuvvetle 6 metre yol aldırılıyor. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar, kuvvetlerin birbirine eşit olduğunu, yer değiştirmelerin yani yolların birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Bizim için bağımsız değişkenimizin her zaman ne olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Bir deney düzeneğindeki fark her zaman bize bağımsız değişkeni verirdi. Konumuz neyse, yani bizim bu deneyi yapma amacımız neyse, o bizim neyimizdi? Amacımızdı, bağımlı değişkenimizdi. Yani amaç bizim bağımlı değişkenimizi ya da konu bizim bağımlı değişkenimizi bize verecektir arkadaşlar. Deney düzeneğinde konumuzun bağlı olduğu değişkenlerden biri bağımsız değişkenken, değiştirmediğimiz değişkenimiz yani sabit tuttuğumuz değişkenimiz de bağımsız sabit değişkenimizdir. Şimdi fark olarak biz burada yer değiştirmeleri gördük. Yer değiştirmelerimiz bağımsız değişkenimiz. Bizim bu deneyi yapma amacımız işlerin karşılaştırılması olduğu için bağımlı değişkenimiz iş. Değiştirmediğimiz her iki deneyde de sabit tuttuğumuz değişkenimiz kuvvet ve bu deneyi yapma amacımız yer değiştirmenin işe etkisini gözlemlemek olacaktır arkadaşlar. Uygulanan kuvvetimiz sabit değişken, alınan yolumuz bağımsız değişken, bağımlı değişkenimiz işimizin büyüklüğü ve amacımız alınan yol ile iş ilişkisini keşfetmektir. İkinci duruma bakalım. Burada da diyor ki 2 ve 3 numaralı düzenekler, tekrar bir bakalım 2 ve 3'e. Bu sefer de dikkat ettiyseniz arkadaşlar, yollar, yer değiştirmeler birbirine eşit ama kuvvetler birbirinden farklıdır. Yer değiştirmeler birbirine eşit, kuvvetler birbirinden farklı olduğuna göre bağımsız değişkenimiz kuvvet, bağımlı değişkenimiz iş, sabit tuttuğumuz değişkenimiz yer değiştirme ve deneyimizin amacı kuvvetin işe etkisi olacaktır. Evet arkadaşlar, bir başka sorumuz var, buna bakalım. Salih sırtındaki çanta ile ilgili hareket durumlarına bağlı olarak ortaya çıkan İş alınan yol grafiğini çizmiştir. Önce işin arttığını, sonra bir müddet sabit kaldığını, sonra ise tekrar bir artış gösterdiğini görüyoruz. Buna göre diyor, durumları yorumlamamızı istiyor. İş yapıp yapmadığını belirtiniz diyor. Şimdi eğer işiniz belli bir noktada sabit kalmışsa, iş değişmemişse, sabit kalmışsa, yeni bir iş yapılmamıştır, bunun üzerine konulmamıştır diye yorumlayabilirsiniz. Buna göre baktığımızda arkadaşlar, eğer burada bir işin artışı varsa, kuvvetiniz ve hareketinizin aynı doğrultuda olduğunu söyleyebiliriz. Buna bir örnek durum olarak da ne diyebiliriz? Merdivenden çıkmak diyebiliriz. İkinci durumda sabit kaldığına göre arkadaşlar, bir işin olmaması durumunu konuşuyoruz. Yolda yürüdüğünüz zaman çantayla iş yapmış olmuyorsunuz ve tekrar
bir işin olduğunu ve artış gösterdiği için ne diyebiliriz? Çantayla yine merdivenden çıkmış olduğunu ya da merdivenden inmiş olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bugünlük uygulamalarımız bu kadar. Bir sonraki ödev videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili öğrenciler.